Değerli izleyenler, gelişmeler beklediğimiz gibi olmaya başladı. Türkiye her zaman mantıklı ve yerinde ve sonuç alıcı adımlara odaklı. Özellikle ordusunu entegre ve bilimin ve teknolojinin son olanaklarını kullanarak donatması Türkiye'nin sahadaki avantajını ortaya çıkardı. İşte değerli izleyenler, ne oldu? Bir, Pakistan'dan ikinci açıklama geldi. Bütün silahlarımız Azerbaycan'ın hizmetinde. Ama dikkatimizi nükleer silahlar çekmedi değil. Aslında mesaj Putin'e desek yeridir. Ayrıca Mısır'ın hamlesine karşı Türkiye boş durmuyor. Vat diye üssü Birleşmiş Milletler, evet, bildirilerek Türk üssü olarak aktif bir hizmet görecek. Özellikle F-16'ları, filoları, Mısır Hava Kuvvetleri'ni önleme, olası MiG uçaklarına karşı önleme ve hava sahasını kapatma görevi üstlenecek. İşte Libya hava sahasını kapattığı da duyuruldu aslında. Libya'da Sirte, başka hattı o kadar çok yoğun ki müthiş bir güç birikmesi var. Bir enerji birikmesi var. Derler ya enerji patlaması olabilir diye. Aynı ona benziyor. Özellikle birlikler tamamen şu anda sınırdalar ve emir bekliyorlar. Geçen günler Libyalı komutanların teftiş ederek, denetleyerek nasıl çalışma yaptıklarını görmüştük. Evet, güzel gelişmeler oluyor. Özellikle Türkiye'nin diplomasi alanında Libya ile olan sıkı ilişkileri de devam ediyor. Libya İçişleri Bakanı Türkiye'de Sayın Akar'la görüşüyor. Ama Türkiye Libya hava sahasını, evet, Türkiye destekli Libya ordusu Libya hava sahasını kapattı denince Fransa'ya bir panik geliyor. Macron bu aralar sessiz. Çünkü Türkiye'nin sahada güçlü olması ve politik anlamda uyguladığı manevralar Macron'un önünü tıkadı. Şimdi perde gerisinden çalışıyor. İşte değerli izleyenler, Azerbaycan ve Libya ne kadar birbiriyle orantılı değil mi? İkisinin de enerji hatları ve özellikle Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine yapılan saldırı hiç tesadüf olabilir mi? Hayır, olamaz. Tovuz bölgesine yapılan saldırıdan sonra Putin birinci emeline ulaştı. Özellikle Türkiye'nin desteğini her zaman arkasında hisseden Azerbaycan'ın bunu çok iyi kullandığını söyleyemeyiz. Çünkü Putin Ermenileri saldırtarak 2020 yılının başlarında Azerbaycan'dan Rusya'ya akan gazın kesilmesi, ama şimdi çatışmadan sonra Azerbaycan vanaları tekrar açtı. Yani Putin burada bir isteğini daha dile getirdi ve gerçekleştirdi. İnşallah bunlar tekrar geri döner. Beklentimiz o. Ama bir taraftan da Hafter'e gelelim. Hafter özellikle Vatdi üssü vurulunca havaya girmiş, birlikler denetlemiş ve omuzu kalabalık bir sürü yaşlı insana üniformaları giydirerek pozlar vermişti. Tabii ki bizim gözümüzden kaçmadı. İşte Mısmari bir saldırı oldu diyoruz. Nah, bu kadar saldırı oldu diyor. Bu kadar askeri literatürden uzak birisi. Aslında konuşmak bile zül, ama ne olursa olsun karşıdaki kişiler ne diyor, neler yapıyor, bunlara da değinmek zorundayız. Mısmari hani batıdan bir saldırı bekliyoruz demişti ya. Şimdi onun şifreleri çözülmeye başlandı. Çünkü Türkiye'nin teknoloji harikası AVAX uçakları, elimizde 4 tane var. Ve F-16 filosunun modernize hali ve onların kullandığı da bu harika füzeler. Amram füzesi havadan havaya affetmiyor. Çok ama çok uzaktan bir uçağı etkisiz kılabiliyor. Aynen Suriye'deki Su-24'lere yaptığımız gibi. Bu Amram füzelerinden Sisi de yok. Neden yok değineceğim şimdi birazdan. Roketsan, evet, son füzelerimiz, seyri sefer füzeleri diyebiliriz. Bu füzelerde at unut değerli izleyenlerim, yani hedefi hiçbir radara yakalanmadan gidiyor, buluyor, yok ediyor. Kendi radar arayıcısı var. İşte böyle güzel füzelere sahibiz. Yani demek istiyorum ki Sisi avcıyken av olacak. Çünkü Sisi sıcak bir çatışmayı bu kadar muazzam senelerdir yürüten ve dört bir tarafında terörle mücadele eden bir Türkiye'nin aradığı ve altyapısıyla geliştirdiği deneyimlere sahip değil. Bunun da nasıl olduğunu göreceksiniz. Komedi gibi
Mısır'ın hali. Şimdi Amran füzeleri var bizde. Bunlar neden Sisi'de yok? Onu da belirteyim. Sisi'ye vermediler. Daha önce Mısır'a da vermediler. Çünkü İsrail'in yanı başında. Yarın diyorlar biz Sisi giderse bir Amran füzeleri olan bir Mısır ordusu İsrail için tehdittir. Görüyor musunuz? Kendisini yönetenler kendisine silahların bir kısmını da esirgiyorlar. Çünkü diyorlar ki Sisi geçici. Anladınız mı değerli izleyenler? Mısır ordusuna karşı olan üstünlüğümüz ve bu üstünlüğü sahada nasıl göstereceğimiz her şey bir nedir? Teknolojidir. Şimdi Hafter'e Sırbistan Mısır'a önce gemi savar füzesi satıyor. Sovyetler Birliği'nden 50'li yıllardan kalma bu füzeyi Mısır'da gidiyor Hafter'e satıyor. Geçen günler deneme yapıldı. Bunun fiyaskoyla sonuçlandığını evet son ajanslardan öğrendik. İnanın 20 metre 50 metre 100 metre gidiyor bu attıkları füze çakılıyor. Bununla bizim gemilerimizi vurmaları rüyalarında dahi gerçekleşmeyecek bir şey. İşte bu durum çok önemli. Özellikle Sirt hattında bekleyen Hafter unsurlarında büyük endişe hakim. Özellikle belli korunaklı ve elektrik sağlayan aksamların çevresinde konuşlandıkları, oraların vurulmayacağı düşüncesinde oldukları da gelen bilgiler arasında. İşte değerli izleyenlerim, size demiştim ki özellikle Azerbaycan'ın mutlaka ama mutlaka Türkiye'nin ve Pakistan'ın desteğini alacağını ve Libya'da bizim Pakistan'ın gölgesini her zaman yüreğimizde hissettiğimizi, yanımızda hissettiğimizi söylemiştim sizlere. İşte ne kadar haklı olduğumuz da ortaya çıkıyor aslında. Şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin Libya'daki mücadelesinde çok zorda kaldığı dönemde Pakistan'ın nükleer desteğiyle olası saldırılara karşı Türkiye'ye destek vereceği artık bir sır değil. Bunun sır olmadığını da zaten Pakistan'ın Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama, daha taze bir açıklama, şu açıklama geliyor. Diyor ki Pakistan'ın tüm silahları, bakın lütfen iyi dinleyin, Pakistan'ın tüm silahları, tüm silah teknolojisi milli teknolojidir diyor. Ve bu milli teknoloji Azerbaycan'ın yanındadır. Bakın mesaj nereye biliyor musunuz? Mesajı tek alan Ermenistan değil. Bu mesajı alan Putin, Putin, Putin. İşte Rusya'ya diyor ki akıllı ol diyor Pakistan. Diyor ki akıllı ol. Akıllı ol ki aklını almayayım. İşte bu kadar net söylüyor İmran Khan. Evet, çok güçlü ve cesur bir lider. Buradan Sayın Aliyev'e de sesleniyorum. Sayın Aliyev, tarihi bir dönemden geçiyorsunuz. Rusya'nın artık izlerini bu kadar kalın çizgilerle bırakmanın anlamı yok. Artık elinize Türklük silgisini alıp bu Rus izlerini siliniz. Özellikle isim ve ibarelerde ov eklerini silmenizi isteriz. Çünkü artık Türklük mührünü Azerbaycan'a vurmalısınız. Devlet bürokrasisine girmiş ve orada Rus çıkarları için hizmet edenleri artık temizlemek için Türkiye'den de yardım isteyebilirsiniz. Türkiye istihbaratı size mutlaka istediğiniz zaman yardımcı olacaktır. Üçüncü husus, Pakistan ve Türkiye gibi güçlü ve cesur ortaklarınız olduğundan sizin ve ülkenizin geleceğinin bu iki ülkenin dostluğunu sizlerle pekiştirmesinden kaynaklanacağını ve Anadolu'yla artık Karabağ ve Nahçıvan'la birleşerek daha nefes alan, daha dışa açık bir Azerbaycan'a kavuşacağınızı bilmenizi isteriz. Bu tarihi dönemeçten geçirirken Aliyev'den Türkiye ile yapılması beklenen askeri anlaşmalarda üs konusunu da ele almasını ve artık Azerbaycan'ın geleceği için bu muazzam adımları atmasını bekliyoruz. Şimdi Sayın Akar'ın ziyaretçileri geldi. Sayın Akar'a Malta'dan ve Libya'dan İçişleri Bakanları ziyaretlerde bulundular. Bu ziyaretler tabii ki önemli bir gelişme arifesinde karşılıklı hem o ülkenin hem ona komşu olan ülkeyle istişare hükmü taşıyan durumlar. Ama Rusya'nın özellikle Kırım'ı, onun akabinde Tovuz bölgesinden Azerbaycan'ı tekrar karıştırma girişimleri, Libya'da darbeciyi destekleyerek yasal bir hükümeti püskürtme girişimlerine karşı Türkiye her alanda güçlü tavırlarını ve asaletini göstermektedir.
İşte bu gelişmeler bizler için gurur vesilesidir değerli izleyenlerim. Sona geliyoruz ama bir husus var belirtmek istiyorum. Şu görüntüye iyi bakın. Bunları da belirtmem gerekiyor. Rus Wagner diye bir laf türetildi. Dedim Rus Wagner değil, Rus ordusu mensupları bunlar. Bunlar bir paravan şirkete girmiş gibi belli ülkelerde operasyon çekiyorlar. Şu anda görüntüde gördüğünüz Sirte yakınlarındaki bir Rus Wagner. Buradaki rafineriden gerekli yerler anlaşılmıştır herhalde. Yani bu bölgelerde Rus Wagner'lerin olduğu da söyleniyordu. Ama bu resim birkaç, bir hafta veya 10 gün önce mi çekildi bilmiyorum. Birçok bölgeden, Sirte ekseninden Wagner'lerin olası bir operasyonda kayıp vermemek adına çekildikleri söyleniyor. Onların gücü oradaki sivil halka, silahsız insanlara yeter. Yoksa Rus özel kuvvetleri bile olsa gidip de bir yerde silahlı unsurlarla, uzman unsurlarla genelde çatışamazlar, çekinirler. Evet, Türkiye mührünü vurmaya devam ediyor. Bu olası durumlar yanında güzel haberlerim de var. Türkiye Karadeniz'de sondaj gemisiyle evet aramalara başladı. Orada da ne çıkar, ne yapılır bakıyoruz. İşte bu gelişmeler bizleri mutlu ediyor. Türkiye'nin hem Mavi Matan'da hem Karadeniz'de petrol arama, doğalgaz arama çalışmaları tabii ki Rusya'yı da endişeye indiriyor. Rusya'nın Türkiye'nin enerjiye bağımlı olarak kalmasını ve her zaman kendisinden enerji satın almasını istiyor. Ama Türkiye hem politik gücüyle hem de silahlı kuvvetleriyle hem de cesaretiyle ve uzmanlaşmış deneyimiyle bölgeden oynanan oyunlara dur diyor. İşte bu oyunlara dur diyen bir Türkiye'nin bir vatandaşı olarak gurur duyuyorum ülkemle. Evet değerli izleyenler, güzel konulara değindim. Olası ve olacaklar konusunda ne kadar tespitlerimizin çıktığını da görmektesiniz. Özellikle Pakistan'ın bu açıklaması, Libya'da da zorda kalırsak neler, ne destekler geleceğini anlamanız açısından da çok anlamlı olacaktır. İşte bu gelişmeler bizleri mutlu ediyor. Artık Libya'da Türkiye'nin havasal gücünü de hissetme zamanı. Türk F-16'ların sesleri sisiyi sise boğar. Evet değerli izleyenler, kanalıma abone olmanızı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza paylaşmanızı da rica ediyorum. Burada güzel dualarınız, güzel talepleriniz, yorumlarınızı okuyorum. Gerçekten sizler bu yayınlardaki bu ruhu yaşamamda ve anlatmamda bana güç veriyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.